Evet, arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Milli Eğitim Bakanı olarak seyahatlerimizi, mesaimizi büyük oranda diğer kabinedeki arkadaşlarımız gibi deprem bölgesine ayırmış durumdayız. Asrın felaketinin yaralarını sarmak o kadar kolay değil tabii ki. Bizler de kabinedeki arkadaşlarla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda buradaki yaraların sarılma sürecine bir anlamda bir seferberlik ilan ettik. Ve bu yaraları sarmak için bütün arkadaşlarımız çok seri bir şekilde bir çalışma trafiğinin içerisine girmiş durumdayız. Öncelikle başta bütün milletimiz olmak üzere, özellikle de bugün Malatya'dayız. Malatya'daki hemşerilerimizin, dostlarımızın başları sağ olsun. Kayıplarımızın mekanları cennet olsun inşallah. Allah kendilerine gani gani rahmet eylesin. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmet alanı ile ilgili olarak Malatya'daki ihtiyaçları, mevcut durumu, bugüne kadar yapılanlar, yapımı devam edenler, atlanan bir şey var mı, unuttuğumuz bir şey var mı, eksik kalan bir şey var mı diye bugün burada İl Milli Eğitim Müdürümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki idareci arkadaşlarımız, ilçe Milli Eğitim Müdürlerimizle birlikte değerlendirme yaptık. Her bir ilçenin durumunu tek tek masaya yatırdık. Eksiklerimizi analiz ettik. Ortaya çıkan tabloda Malatya'da depremden önceki derslik sayımız 6177 derslikte hizmet veriyorduk. Bu dersliklerimizden 855 tanesi şu an kullanılamayacak durumda. Ama bu şu anlama gelmiyor. 855 derslikle ilgili bir telafi ortamı oluşturulmadı anlamına gelmiyor. Eylül ayı başladığında, eğitim öğretim yılı tekrar başladığında biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütün okullarımızda eğitim öğretimi sorunsuz bir şekilde başlatacağımızı taahhüt ediyoruz. Burada kimsenin bir endişesi olmasın. Hatta şöyle güzel bir şey daha söylemek lazım. Burada bugün planlanan yatırımlar tamamlandığında ilin toplam derslik sayısı yaklaşık %15 oranında da artmış olacak. Yani deprem öncesi duruma göre. Bu da çok önemli bir artı. İnşallah dediğim gibi bunlar kayıplarımızı telafi etmez. Giden canlarımızı geri getirmez. Ama bu ülkenin çocukları için, bu ülkenin gençleri için yapabileceğimiz şeyleri yapmamamızı da gerektirmiyor bu. Biz de üstümüze düşeni bu şekilde yapıyoruz. Olayın birinci boyutu bu. Yani dersliklerle ilgili ihtiyaçlarımızı gidermemiz lazım. Dersliklerle ilgili ihtiyaçların içerisinde atölye, laboratuvar gibi ekipmanlar da var. Onları da hazırlıyoruz. Dediğim gibi Eylül ayına kadar belki daha hızlı yapılabilecek formülasyonlarla sorunu çözeceğiz. Ama uzun vadeli de ihale süreçleri zaten Sayın Valimiz başlatmış. İhale süreçleri tamamlandığında Malatya'nın derslikle ilgili bir sorunu kalmayacak inşallah. Olayın ikinci boyutu bu dersliklerde, okullarda ders verecek öğretmen kardeşlerimiz, öğretmen arkadaşlarımız. Onlar açısından da Malatya'nın bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda. Son atamalarla birlikte Malatya'da doluluk oranı %105'e ulaşmış durumda. Yani norm fazlası öğretmenimiz oluşmuş durumda. Bu da tedbirlerin, gerekli bütün tedbirlerin alındığını gösteriyor. Öğretmen sayısı itibariyle de problemimiz yok. Kaldı öğretmen arkadaşlarımızla ilgili konaklama ve barınma hizmetleri. Onunla ilgili de biz bakanlık olarak bölgedeki 11 ilin il müdürü arkadaşlarımızdan rica etmiştik. Tek tek öğretmen arkadaşlarımızın konaklama ile ilgili durumlarını, barınma ile ilgili durumlarını öğrenin diye. Arkadaşlarımız bizlere rakamlar verdiler. Kendi evinde kalan, evi hasarsız olan, konaklayacak yer arayan
Bütün arkadaşlarımızın bu şekilde dökümü yapıldı. Biz de bakanlık olarak konaklama ihtiyacı olan öğretmen arkadaşlarımızın bu ihtiyaçlarını giderebilecek tedbirler alıyoruz. İşte hızlı yapılabilecek çelik konstrüksiyon binalı öğretmen konuk evi diyebileceğimiz yapılar. Konteynerlerde barınma durumu ortaya çıkarsa valiliğimiz zaten konteynerler organize etmiş. İlave olarak ilimize yeni atanan, yani Malatya'ya yeni atanan 690 öğretmen arkadaşımıza da bu şekilde irtibata geçirilerek konaklama ihtiyaçları giderilmiş olacak. İnşallah o kardeşlerimiz de, genç kardeşlerimiz de hiçbir sorun yaşamadan eğitim öğretimlerine başlamış olacaklar. Bir diğer konu, öğrencilerimizin hem akademik eksiklikleri hem de psikolojik olarak içinde bulundukları rahatsızlıkları giderebilecek tedbirler. Onunla ilgili de burada hem akademik eksiklerini gidermek için DYK kursları dediğimiz yazın kendilerine akademik destek verecek kurslar, yaz kursları müdür hanım planlamış il müdürlüğümüz. Orada da mümkün olduğunca eksiklerini gidermeye çalışacağız. Bunların içerisinde ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için psikososyal destek verebilecek rehber öğretmenlerimiz, rehberlik faaliyetleri yürüyecek. O konuda da tedbirimizi almış olduk. Bir mevcut durumda taşımalı eğitim sadece belediye sınırları dışarısında yapılabiliyordu ama Vali Bey'in bir çözüm önerisi oldu. Özellikle konteyner kentlerdeki okulların yoğunluğunu azaltmak için taşıma kapsamındaki mesafe aralığı azaltılabilir. Onu da yapacağız. Konteyner kentlerdeki arkadaşlarımız da, genç çocuklarımız, gençlerimiz de taşıma hizmetine faydalanmış olacaklar. Yine aynı şekilde yaygın eğitim kurumlarımız bölgedeki özellikle ev kadınlarına hem kendilerine mesleki anlamda katkı sağlayacak hem de bu süreçteki morallerini düzeltecek, psikolojilerini düzeltecek yaygın eğitim kursları ciddi sayıda açılmış durumda. O da aslında bu psikososyal destek ünitesinin bir parçası olarak kabul edilebilir. 4000'e yakın orada kurs çeşidimiz var. İlla burada açılanlar değil, açılmasını istenen kurslar varsa onlar da talep edilebilir. Kursların açılması sağlanabilir. Genel olarak durumumuz bu. Biz burada bakanlığın bu konularla ilgili birimlerindeki birim amiri arkadaşlarımızla beraber buradaydık. Geldik, bütün tedbirleri konuştuk. Biz bakanlıkta bir koordinasyon birimi oluşturduk ve bakanlık merkez teşkilatından bir arkadaşımız ilde il müdürü arkadaşımıza bu konuda yardımcı olmak, bakanlıktaki işleri hızlandırmak için burada bulunacak. Çünkü kağıt üzerinde her şey planlı gibi dursa da bazen küçük aksilikler, küçük iletişim kopuklukları bütün o planlamayı ters yüz edebiliyor. Bunun olmaması için de biz her ilde, deprem bölgesindeki her ilde bir koordinatör arkadaşımız bu süreci yürütmek üzere görevlendirilmiş durumda. Tekrar söyleyeyim, bu yaptıklarımız kuşkusuz kayıplarımızı geri getirmez ama gelecek kuşaklara olan borcumuz, kayıplarımızın bu ülkeyle ilgili hayallerini en azından karşılayıp manevi sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Tekrar katkı veren, verecek olan başta öğretmen arkadaşlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Valimize, il müdürümüze, il müdür yardımcılarımıza, şube müdürlerimize ve ilçe müdürlerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak söylediğimiz şey şu, biz bir aile gibiyiz. Aile ortamı oluşturacağız. Aile fertleri nasıl işlerini ortaklaşa yaparlar? Biz de öğretmenlerimizden başlayıp idari personelimizden bakanlık merkez teşkilatındaki birim amirlerine kadar bir aile havası içerisinde bu sorunları çözmek için seferber olduk. Allah yolumuzu açık etsin. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Tamam.